Ev güzelmiş. Kanka ne güzel eviniz var ya. Vay ya. Bize yetiyor kanka, ne yapalım? Eyvallah. Vallahi çalışma odası, mutfak, yatak odası, tuvalet, gardırop. Ver. Ha. Hemen şu üstünü gardıroba asayım kanka. Ver kardeşim. Al kardeşim, eyvallah. Oh be, hoş geldin tekrar. Şu hale bak ya. Ben çorabımı koltuğun üzerine bıraksam olay olur. Hanımefendi çorabını gelmiş gardıroba asmış. Çorabı kaldı. Çorabı geldi. Hanımefendi arıyor. Efendim aşkım. Tatlım, ne yapayım ya? Berlin'deyim ha. Evet, seminerden seminere koşturuyorum. Evi özledim, özlemem mi? Şöyle bir evde olsam, kendimi böyle bir koltuğa atıp ayaklarımı böyle sehpaya uzatsam. Ay, çok istiyorum ama ne yapayım aşkım? Hı? Ha yok, aşkım ben Berlin'deyim. Olmaz ki, nasıl geleyim? Sen 2 gün İzmir'desin değil mi kesin? Ben de isterim geleyim annenin, halasının, küçük oğlunun düğününe katılayım orada böyle. Ma aile ama ne yapayım kısmet aşkım. Sen 2 gün kesin İzmir'desin değil mi? Çok güzel. Tamam aşkım, herkese çok selam söyle. Hadi öptüm. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. 2 gün evde tek başınayım. Abicim niye yalan söyledin sen? Seminer iptal oldu, 2 gün önce geldim desene. Mesut, o kadar saf ve bekarsın ki. Gerçekleri söylesem şu anda adını bilmediğim bir adamın arabasında düğün konvoyundaydım. Ha sen düğüne gitmemek için. Yemişim düğününü, ne düğünü ya? Evde tek başımayım oğlum. Evlendiğim günden beridir ilk defa evde yalnız kalıyorum. Yani Yeter'i çok seviyorum, sakın yanlış anlama ama... bekar adamın evinde yalnız kalabilmesi ayrı bir şey yani. Hmm. Abicim, yani bekarken hatun gelir diye evin boş olmasını bekle. Evliyken hatun gider diye evin boş olmasını bekle. Bu nasıl paradoks ya? Evlenince anlarsın. Gel çerezleri biz mutfağa götürelim. Aşağıdan da ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Pizzacıdan sucuklu pizza söyleyelim. Koka koka yiyelim. Koka koka yiyelim. Yine arıyor. Efendim aşkım. Aşkım. Ne yapıyorsun aşkım? Canım, şimdiden İzmir'deyim biliyorsun annemlerle. Bu düğün telaşı bilmem ne falan. Hani beni arar da ulaşamazsan. Hani sakın panik yapma. Burası çok yoğun, ev böyle böyle kalabalık. Sen ne yapıyorsun? Ha, Ha dolaşıyorsun. Ha, tamam yoruluyorsun. Anladım canım. Hadi konuşuruz. Çiçek, 2 gün daha Berlin'de. Ev bana kaldı. Allah'ım, kendimi şuraya bir güzel yayarım. Şöyle ayaklarımı uzatırım, evin bir güzel tadını çıkartırım. Mantarlı pizzamız gelmeden önce eğer istersen şu aldıklarımızı deneyelim. Ne dersin? Olur canım, deneyelim de. Hadi. Ya sen niye yalan söyledin ki İsmail'e? 2 gün erken döndüm İzmir'den deseydin ya. Çiçek, o kadar saf ve bekarsın ki. Kızım, evliyken insan evinde yalnız kalamıyor biliyor musun? Yani şu evde, şu kocaman evde ne zaman yalnız kalabiliyorum biliyor musun? Tuvalette. O da bilemedin, 2 bilemedin, 3 dakika. Hayır yani şimdi İsmail'e. İsmail'cim canım, ben İzmir'den 2 gün önce geldim. Kendimi şöyle bir yayacağım. Pijamayı burama kadar çekeceğim. Ne varsa ağzıma tıkacağım. Dizilerimi açacağım. Bir önce bir sonra hepsini zaplaya zaplaya seyredeceğim. Eve kızları çağıracağım. Oh bir güzel keyfime bakacağım. Seninle değil, kendimle ilgileneceğim kocacığım. Desem elimde ne olur? Ne olur? Onun elinde koz olur, koz. Ha, ondan sonra bır 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 konuşacak. Zaten uyduruyor, 3 kıta gezmiş. Yok ha, ortalama. O kafasından geçirmeyecek. Daha sonra ne diyecek? Ay seni yok rahatsız mı ettim karıcığım? Ay yok efendim boğdum mu seni? Yok huzurunu mu kaçırdım? Yok evleneli 2 gün oldu. Yok sen benden sıkıldın mı? Bekar hayatını özlediysen sen git bekar arkadaşlarınla gez. Ya şu konsoldan 2 tane oyunu oynayabilmek için karımın ben yemeğine uyku ilacı atıyorum ya. Sen ne diyorsun? Kanka istediğim gibi yiyeceğim, içeceğim, istediğim saatte yatacağım, istediğim gibi oyun oynayacağım. Donla gezeceğim ulan. Evimde donla gezeceğim, donla. Hadi sana iyi eğlenceler. Öyle değil kanka. Kanka sen buradayken şortla gezeceğim tabii ki. Kanka benim evde don giymem yasak biliyor musun? Donla gezemiyorum. Niye?
Tüy döküyormuşum ben kanka. Kendisi muamelesi yapıyor bana ama ya. Hadi gel içeriden bir güzel oyunumuzu seçelim. Ya senin de işin zor kanka biliyor musun? Tüy bu abicim dökülür ya. Şortu sen niye yasaklıyorsun ki yani? Niye mi yasaklıyorum? Bacakları çok çirkin de ondan çiçek. Sen İsmail'i çıplak gördün mü? Çok saçma. Niye göresin zaten değil mi? Bacakları böyle. Yemin ediyorum sana tavuk butuyla mısır koçanı karışık bir bacak. Ön tarafı tamamen köse, arka taraf kıllı. Ay şimdi düşünmezsin mi bacak mı böyle bir? Ay vallahi kendime güldüm. Yani kısacası... Ay neyse kapı çalın. Tamam, sonra devam edelim. Erken geldi. Bak şu be. İyi günler efendim. Sucuklu pizzanız. Buyurun. Ay yok, biz mantarlı istedik. Mantarlı mı? Evet. He. Kat 2, daire 7, sucuklu yazıyor ama... Yok. Pardon, aşağıda mantarlı pizza siparişi vardı. Ondan karışmış olabilir. Olabilir. Hemen getiriyorum efendim. Ne diyor? Karıştırmış mantarlı. Sucuklu diyor. Ay sucuklu var ya, tam İsmail'in tadı. Olsa var ya, böyle koka koka yer o sucuğu. Koka koka yer. Ay hadi gel, çerez hazırlayalım kız. Ha tamam, dur ben bir tuvalete gideyim, geliyorum tamam. Tamam, tamam. Hadi buluşuruz burada. Kanka, gel gel. Sen televizyonu aç, bunu koy, tamam mı? Ben Zula'ya sakladığım şortumu giyip geliyorum. Pizza geldi, hadi. Buyurun, pizzanız mantarlı. Biz sucuklu sipariş verdik. Yok, siz mantarlı sipariş verdiniz. Sucuklu sipariş verdik. Mantarlı sipariş verdiniz. Sucuk. Sucuklu ya, sucuklu sipariş verdik beyefendi. Affedersiniz. Sucuğu mantar sanıyor olabilir misiniz? Hayır. O zaman ben alıp sucuklu getiriyorum. Sucuk. Hani şu Kayseri yöresinde meşhur olan baharatlı şey. Deli herhalde. Kanka bana da bir şort versene. Ay yeter. Ha? Yeter. Ha? Ya benim kaşlarım çıkmış. Şu yakınlarda bir kuaför varsa kaş aldırmaya gidelim hadi. Ay yok. Yok hayatım. Ben kaş, bıyık, sakal ne varsa salacağım ya. Vallahi salacağım. Ayı gibi gezeceğim lan bu evde. Vallahi billahi. Güzel değil. Ferhat güzel olacağım ben bu iki gün içerisinde. Bak gör, seyret gör. Kızım bırak Allah aşkına ya. Televizyon sen mi açtın çiçek? Yok. Allah Allah. Adana. Ah geldi o. Mantarlı bize geldi. Sucuklu. Biz mantarlı istedik, mantarlı. Ya siz... Siz kimsiniz? Siz kat 2, daire 7 değil misiniz? Allah'ınızı severseniz mantar getiriyorum, sucuk diyoruz, sucuk getiriyorum, mantar diyoruz. Dalga mı geçiyorsunuz? Ya abi demin öyle demedi, sucuk mu dedi? Ya ne abisi? Burada abi yok ya. Bir tane mantarlı pizza getirmek bu kadar zor mu arkadaşım ha? Bir de aşağıladınız mı beni? Tamam, azarlayın. Müşteri her zaman haklıdır. Ben bir şey demiyorum. Ama mantarlıyı son kez getiririm, bir daha da gelmem. Bunu da bilin. Bilin bile ya. Çiçek, bana bak. Televizyon açık. Sucuklu pizza. Bana bak. İsmail gelmiş olmasın. Ne? Evde. Gelmiş. Adi şerefsiz. İki gün önce gelmiş bu evi. Anahtarı ispatı burada. Yalan söylüyor bana. Ya bu nasıl oldu? Bu Berlin'de değil miydi? Ya yalan söylemiş işte kızım. Kafana soksana. Ay. İki gün ben Berlin'deyim diyor. Yalan söylüyor. Buraya geliyor. Bu sınırlar içerisinde mikrop. Eyvah. Bir dakika. Bir saniye. Sen de İzmir'den iki gün erken gelip ona haber vermeyerek yalancı olmuyor musun? O benim yalan söylediğimi biliyor mu Çiçek? O zaman ne saçmalıyorsun şu anda? Eğer benim bu eve İzmir'den iki gün önce döndüğümü bilirse... Hı. İsmail'in elinde ne olur? Koz! Aferin sana. Ve bunun olmaması için ne yapmamız gerekiyor? Ne? Tüyeceğiz kızım burada. Ha, çabuk tamam. Gel. Bana bak. Sen tuvaletten çıktın. Evet. Ben mutfaktan çıktım. Hı. Nerede o zaman bu? Nerede? Ya çalışma odasındalar. Ya da yatak odasında. Bana pusu kuruyor şerefsiz. Çabuk kaçalım buradan. Çabuk çabuk mutfağı toplayalım, ondan sonra kaçalım. Ya arkadaş ne koz döndü be? Evcilik mi oynuyorsunuz? Koz maça mı oynuyorsunuz? Belli değil. Bu ne biçim iş ya? Bağır bağır Çiçek. Tam şurada. Gel kızım ya. Bağır bağır bağır. Çabuk çabuk.
Bu ne abicim? İki saatte bir şort bulamadın. Zulamı patlatmış kanka. Zulamı patlatmış. Neyse ki yedek zulam var. Oğlum sen ol. Bekarken evinde gezebildiğin kadar donla gez, tamam mı? Sen nerede çerez getirdin lan? Ben getirmedim ki. Ha? Ha, kapı. Hadi bakalım. Haydi. Hem sucuklu getirdim. Hem mantarlı getirdim. Ne oldu? Alırsın öyle. Şimdi ne yapacaksınız bakalım? He? Ya erkek açıyor sucuklu diyor, kadın açıyor mantarlı diyor. Allah'ınızı severseniz siz... Siz ne yapıyorsunuz? Sosyal deney mi yapıyorsunuz? Kadın mı açıyor? Bir de mantarlı mı söylüyor? Yeter evde. Yemin ediyorum yeter oldu. Kanka erken gelmiş ama bu nasıl olabilir ki? Sen nasıl ona yalan söylediysen o da sana yalan söylemiş tabii. Ama bu nasıl olabilir yani? İki pizza 65 lira. Ödemesi nasıl olabilir ki? Kredi kartımı nakit mi? Asus! Kanka, Allah'ını seversen yeter bizi görmeden önce buradan çıkmamız lazım. Benim kaçmam lazım. Ne olur bana yardım et. Sen şimdi yatak odasına git, tamam mı? Tamam. Benim şeyimi getir, pantolonumu getir. Bir an önce git. Hadi bir an önce git, ne olursun. Lan ben ne yapayım? Sen de git. Evet, sus! Karışık pizza getir. Soran olursa da karıştırdım dersin. Allah cezanızı versin. Verdi lan zaten, verdi. Kendi evimde, kendi karımdan saklanıyorum. Git buradan, dur! Allah'ım, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam? Montları alayım. Hazır mısın kızım, hazır. Orayı iyice topladın değil mi? İyice tezgah değil mi? Çakal her yere bakar biliyor musun? Bu öyle bir sinsi böcekler. Hemen gitmemiz lazım. Yoksa ne yapar biliyor musun? İleride mesela yıllar geçti. Ben doğurdum, doğurdum. Çocuğumun çocuğu oldu. Mesela benim torunum da böyle çakal. Sessiz olun! Ne olur sessiz olun! Sessiz olun! Bir çorabımı giymiş. Ya sen ne zaman girdin? Ben hırsızım. Ben evde kimse yokken girdim baktım. Evde kimse yok. O zaman ben de gittim içeriden bir şort giydim. Aşağıdan da sucuklu pizza söyledim. Oh ama maalesef yakalandım. Televizyonu da açmıştım ama tüh! Sakın arkanıza dönmeyin. Ay, zavallı kocamın günahını aldım ya. Hırsızmış, İsmail değilmiş Cicek. Hırsızım, evet evet, hırsız benim. Masanın üstündeki 5 lirayı alıyorum. Masanın üstündeki 5 lirayı alıyorum. Sakın arkanızı dönmeyin. Aa, baba, sakın baba. Arkanızı dönmeyin. Ay. 5 lirayı alıyorum. Kanka! Kanka! Yatak odasının balkonundan aşağıya doğru çıkıyorum birazdan. Çünkü orası çok daha güvenli. Oradan rahat rahat giderim. Sakın arkanızı dönmeyin. Yok, tamam, tamam. Arkanızı dönmeyin. Ya bunca şey 5 lira için miydi? He? Bunca şey 5 lira için mi? Ben aza tamah eden bir hırsızım. Arkanızı dönmeyin ve kocanıza her zaman güvenin. Tamam, güveneceğim. Her zaman güveneceğim. Allah'ım, ne olursun. Gitti mi? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum kızımla yaşadık biz öyle. Çorabımı giymiş, gördün mü kafasına fıstığı? Ah, yeter. Yeter. Ne işin var hayatım senin evde? Ben de tam sana sürpriz yapmak için Berlin'den İstanbul'a aktarmalı İzmir'e yanınıza geliyordum ama... Kocacığım biz neler yaşadık biliyor musun? Seni günahını aldım kocacığım. Git nereye istiyorsan git. Bütün kıtaları gez, gez aşkım. Bir tane adam vardı sana çok benziyordu. Aa. Yeminle böyle şortlu falan değil. Çok yoksa geçiyordu. İnanılmaz bir şey. Mutfak kaçmaya çalışıyor, kaçmaya çalışıyor. Git bul onu, git bul onu. Nasıl bir şey? Kaçamamış salak! Şuradan bari ben bunu hemen şeye götüreyim. Nereye götürülüyordu bunlar? Çiçek. Karakola götüreyim. Çiçek vur. Çiçek. İndir çiçek. İndir. Bu fazla.
kapıyı bayılttık. Nakavt ettik. Geldi. O zaman ben onu hemen karakola götür. Abi bana vurmayın. Abi. Benim polis adalete verin beni. Adalete beni götüreyim, ilk geldim ama gel buraya. He. Seni gidi seni. Gel buraya. Hemen. Çık ulan çık. Ya bu geldi. İnşallah. Zaten her bir geliyorum iyice garabete benzediniz. Bu ne lan? Abicim buyurun. Bu sizin karınız evde yokken keyif yapmak için sipariş ettiğiniz sucuklu pizza. Ablacığım buyur. Tövbe estağfurullah kül geçeyim. Bu sizin kocanız evde yokken keyif tatmak için sipariş verdiğiniz mantarlı pizza. Ayrıca evde birbirine yalan söyleyecek olan başka manyaklar olabilir diye ekstradan mısırlı, ton balıklı, full karışık, full sade pizzalı. Yalnız bir ricam var. Bundan sonra eğer bize sipariş verirseniz bilmenizi isterim. Ben de sizi savcılığa veririm lan. Afiyet olsun efendim. Bu kadar pizza ne olacak? Bize kapak olacak İsmail. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bekliyoruz.